Soru 6. Karadeniz bölgesinin Doğu Karadeniz bölümünde görülen iklim tipi aşağıda verilen büyük iklim tiplerinden hangisiyle benzerlik göstermektedir? A) Akdeniz iklimi B) Orta kuşak okyanusal iklim C) step iklimi D) Ekvatoral iklim E) Tundra iklimi. Bilgehan, Karadeniz ikliminin özelliği her mevsim yağışlı ve ılıman olmasıdır. Karadeniz iklimi sıcaklık ve nem koşulları bakımından orta kuşak okyanusal iklime benzer. Bu iklim tipinde yağış miktarı dağların konumuna ve yükseltilerine bağlı olarak farklılık gösterir. Karadeniz ikliminin Doğu Karadeniz tipinde dağların kıyıya paralel uzanması ve kıyıdan itibaren hemen yükselmesi bu bölgenin Türkiye'nin en yağışlı bölümü olmasına neden olmuştur. Yıllık ortalama sıcaklığı 14-15 santigrat derece ve yıllık yağış miktarı 1500-2500 milimetre civarındadır. O halde bu sorunun cevabı yani Karadeniz bölgesinin Doğu Karadeniz bölümünde görülen iklim tipi B seçeneğinde yer alan orta kuşak okyanusal iklimdir. Soru 7. Türkiye'de iklim ve bitki örtüsü çeşidinin fazla olması aşağıda verilen durumlardan hangisinin sonucudur? A. Doğu batı genişliğinin fazla olmasının B. Akdeniz iklim kuşağında yer almasının C. Batı rüzgarlarının etkisi altında kalmasının D. Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesinin E. Kuzey yarımkürede yer almasının Bilgehan yüzey şekillerinin etkisi aynı anda farklı iklim özelliklerinin görülmesine neden olur. Aynı zamanda iklime bağlı olarak bitki örtüsü ve tarım ürünleri çeşitliliği artar. Batıdan doğuya doğru sıcaklık azalır ve kendi içinde küçük iklim alanları oluşur. Bu nedenle Türkiye'de iklim ve bitki örtüsü çeşitliliğinin fazla olması D seçeneğindeki yer şekillerinin çeşitlilik göstermesinin sonucudur. Soru 8. Türkiye'de batı rüzgarlarının etkili olması ve cephe yağışlarının görülmesi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A. Üç tarafının denizlerle çevrili olması, B. Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi, C. Farklı basınç merkezlerinin etkisinde kalması, D. Orta kuşakta yer alması, e. Ortalama yükseltinin fazla olması. Batı rüzgarlarının oluşmasında matematik konum etkilidir. Batı rüzgarları her iki yarım kürede 30 derece enlemlerinden 60 derece enlemlerine doğru esen sürekli rüzgarlardır. 30 ile 60 derece enlemleri arasında kalan yerlere biz orta kuşak diyoruz. Orta kuşak karalarında etkili olan batı rüzgarları bol ve düzenli yağış getirirler. Çünkü bu rüzgarlar kutup rüzgarlarıyla karşılaşarak cephe yağışlarını oluştururlar. Türkiye orta kuşaktadır. Çünkü 26-45 doğu meridyenleri 36-42 kuzey paralelleri arasındadır. Türkiye'de etkili olan tek sürekli rüzgar da batı rüzgarlarıdır. Cevabımız D seçeneğindeki orta kuşakta yer almasıdır. Soru 9 aşağıdakilerden hangisi bir yörede Akdeniz ikliminin görüldüğüne kanıt olarak gösterilemez? Seçenekleri inceleyelim. A. Hakim bitki örtüsünün maki olması kanıttır. Çünkü Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde bitki örtüsü makidir. B. Terrarossa topraklarının yaygın olması kanıttır. Çünkü Terrarossa toprakları yani kırmızı renkli Akdeniz topraklarının oluşumu için iki şeyin mutlaka olması gerekir. Bir, kalkerli ana materyal. iki Akdeniz iklimi. C. Yazların kurak geçmesi. Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve kuraktır. Ama bu tek başına bir kanıt olamaz. Çünkü karasal iklimde de yazlar sıcak ve kuraktır. Dolayısıyla yazların kurak geçmesi Akdeniz iklimine kanıt olarak gösterilemez. Doğru cevap C'dir. Diğer seçeneklere bakalım. D zeytin tarımının yaygın yapılması bir kanıttır. Çünkü zeytin tarımı Akdeniz iklim bölgesinde yapılır. E kışların ılık geçmesi ve fazla yağışın bu mevsimde olması bu da bir kanıttır. Çünkü Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde kışlar ılık ve yağışlıdır. Soru 10 Türkiye'de 12.000'den fazla bitki türü vardır. Ayrıca endemik türler denilen dünyanın başka yerinde bulunmayan bitkilere de ülkemizde rastlanmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki endemik bitkilere örnek gösterilemez? A. Sığla ağacı, B. Kazdağ gökları, C. İspir meşesi, D. Kızılçam ormanları, E. Datça hurması, Bilgehan. Sığla ağacı, Kazdağ Göknarı, Ispir meşesi ve Datça hurması ülkemizdeki endemik bitkilerdir. Kızılçam ormanları endemik değildir. Doğru seçenek D'dir.